Sevgili Mazi TV izleyicileri, yine bir seçime doğru programından hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Malumunuz Türkiye 31 Mart yerel seçim maratonuna girmiş bulunmakta. Bingöl ve ilçelerindeki siyasi partilerin adaylarını her hafta olduğu gibi bu hafta da konuk almaya devam ediyoruz. Bu haftaki konuğumuz Bingöl Genç Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan Adayı Sayın Kemal Tartar Bey. Kemal Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar diliyorum. Size de hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Hayırlı olsun bu arada belediye başkan adaylarınız. Teşekkür ederim, sağ olun. Her şeyden önce 31 Mart mahalli idareler seçimi halkımıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Rabbim güzel neticeler nasip etsin, akıbetimizi hayırlı kılsın. Bu arada bütün hemşerilerimizin Ramazan ayını tebrik eder, mübarek olmasını Cenab-ı Hak'tan diliyorum. Biz de Mazi TV ailesi olarak herkese hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Önümüzdeki seçimin de ülkemize, milletimize ve memleketimize hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Kemal Bey, sizi biraz tanıyalım ama siz cevaplamadan önce bu soruyu sizin için hazırlanmış bir slide gösterisi var. Ekibinizin hazırlamış olduğu. Dilerseniz o slide gösterisini izleyip ondan sonra sizinle soru cevap şeklinde tabii programımıza devam edelim. Teşekkür ederim. Kemal Tartar kimdir? Kemal Tartar 1968 yılında Bingöl'ün Genç ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra girdiği sınavlarda başarı elde ederek 1989 yılında inşaat mühendisliği eğitimini tamamladı ve kamu hizmetine başladı. Sırasıyla 1989 yılında Karayolları Van Bölge Müdürlüğü'nde yol ve etüt mühendisliğinde, 1993-1997 yıllarında Bingöl Bayındırlık İl Müdürlüğü'nde inceleme, kontrollük ve mühendislik biriminde rol aldı. 1997 ve 2009 yılları arasında Devlet Su İşleri Müdürü olarak görev aldı. Son olarak 2009 ve 2012 yılları arasında Devlet Su İşleri'nde Bölge Müdür Yardımcısı olarak kamu hizmetini tamamlayan Kemal Tartar, o tarihten bugüne dek özel sektörde ulaşım, altyapı, üst yapı, fı yapıları planlamasında koordinatör ve genel koordinatör olarak hizmetlerde bulunmaktadır. Planlama ve proje alanında uzmanlık sahibi olan Kemal Tartar, 2007 yılında Başbakanlık Kamu Kaynaklarının Etkin Kullanılması Performans ve Proje Yarışması'nda Türkiye genelinde ilk 10 kurum temsilcisi arasında yer aldı. Kemal Bey, burada slide gösterisinde sizin iş hayatınızdan, geçmişinizden, işte deneyiminizden, tecrübenizden bahsedilmekte. Ama kamuoyu belediye başkan adayı olarak seçeceği kişinin ailevi hayatını da merak ediyor doğrusu. Biraz da ailenizden bizden bahseder misiniz? Çocuklarınızdan, ailenizden, sizin için tabii sorun değilse. Tabii ki memnuniyetle. Tabii bizim diğer ailelerimizde olduğu gibi, özellikle Doğu bölgesinde yaşayan ailelerimizde olduğu gibi, geçmişimizde biz çocukluğumuzu yaşayamadık. Bizim kendi çocukluğumuzdan ben hatırlarım ki ilkokul 3. 4. sınıftan itibaren genç ilçemizde Harman Tuğlası'nda çalışarak üniversite son sınıfa kadar yaz tatillerinde, okulların tatil olduğu dönemlerinde Harman Tuğlası'nda çalışarak oradan elde ettiğimiz harcı gelirlerimizle öğrencilik hayatımız devam etti. Biz böyle bir ortamdan geldik. Bizim burada tabii Allah'a çok şükür üniversiteyi bitirdikten sonra, karayollarında göreve başladıktan sonra böyle bir memuriyet hayatımız başladı. Van bölgesinde biz 4 sene çalıştıktan sonra daha sonra Bingöl ilimizde uzun bir süre bayındırlık ve devlet su işlerinde bir çalışmamız oldu. Benim Allah'a çok şükür şimdiye kadar en çok memnuniyet duyduğum kendi 3 çocuğumu bu ortamın içerisinde yetiştirerek, 2 oğlum inşaat mühendisi, ondan sonra kızım şu anda Galatasaray Üniversitesi'nde ekonomi bölümünde 2. sınıfta okumakta. Aynı zamanda üniversitenin ekonomi platformu derneği başkanı. Maşallah başarılı bir çocuğumuz. Herhalde babasına çekmiştir. Eyvallah, çok sağ olun, çok teşekkürler.
Eminim o da size layık bir evlat olmaya çalışıyordu. Teşekkür ederim. Bugün Galatasaray Üniversitesi'nde eğitim görmek yani her öğrenciye nasip olmuyor. Nice öğrencinin hayallerini süsleyen bir üniversiteden bahsediyoruz burada. Çok şükür. Şöyle yorumlayabilir miyiz bunu? Hani çoluk çocuğunuz yani mesela siyaseti rant için kullanan, işte çoluk çocuğunun geleceğini garanti altına almaya çalışan siyasi aktörler illaki vardır. Evet. Sizin galiba öyle bir şeyiniz, bir endişeniz yok. Yani millet için, memleket için herhalde bu yola baş koydunuz diye yorumlayabiliriz bunu. Tabii. Özellikle son 4 yılda kendi iki oğlum, inşaat mühendisi olan iki oğlumu, bütün bilgi tecrübelerimi ve birikimlerimi kendilerine aktarmak suretiyle Allah'a çok şükür iyi bir düzeyde uygulama, planlama ve proje konusunda gerekli eğitimlerini tamamladı. Geçmişten gelen bilgi ve birikimlerimin hemen hemen tamamını kendilerine aktardım. Ve şu anda memnuniyetle gözüm arkada olmayacak şekilde benim çocuklarım artık kendi ayakları üzerinde duracak şekilde kimseye ihtiyaç duymadan kendi mesleklerini icra edecek şekilde hayatlarını idame ettirebiliyorlar. Kimseye ihtiyaçları yok, bana da ihtiyaçları yok. Cenab-ı Hak yollarını, bahtlarını açık etsin. Maşallah. Biz de buradan amin diyelim. Tüm anne babaların evlatlarını inşallah onlara yaraşır bir şekilde, layık bir şekilde yetiştirmeyi nasip etsin inşallah. Yüce Rabbinden niyaz ederiz. Amin. Hepimiz. Şimdi seçim satına gidelim isterseniz başkanım. Evet. Biz tatmin olduk. Eminim izleyiciler de tatmin olmuştur. Kemal Bey'in biraz özel hayatına, biraz geçmişine değinelim istedik. Biraz yakından tanımanız için. Başkanım, yeniden Refah Partisi'nden aday oldunuz. Genç belediye başkan adayısınız şu an. Evet. Tekrar hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Neden Refah Partisi? Neden yeniden Refah Partisi? Neden genç? Tabii daha önce ben AK Parti'de memuriyet döneminde 3 sefer aday oldum. Milletvekiline aday oldum. Nasip olmadım. 2018'den itibaren AK Parti ile herhangi bir ilişkim kalmadı. Daha sonraki süreç içerisinde yaklaşık olarak 4 sene kendimi sadece kendi çocuklarımın eğitimine adadım. Onların yetişmesi için bütün vaktimi sarf ettim. Bu arada planlama konusunda, proje konusunda, uygulama konusunda isterdim ki edinmiş olduğum bütün tecrübelerimi çocuklarıma aktarayım. Onlar da gelecekte halkımızda, ülkemizde, kendi meslekleri ortamında hizmet etsinler diye. Şimdi Refah Partisi aslında bir umut olarak yeniden ortaya çıktı. Refah Partisi yeni bir parti değil. Geçmişte köklü bir parti. Rahmetli Erbakan hocamızın zamanından itibaren ve Türkiye'de önemli hizmetlerde bulunmuş. Halkımıza son derece güzel hizmetler sunmuş. Bir geleceği olan bir parti. Şimdi Türkiye'nin hali tabii ki hepimizin malumudur. Özellikle son 6-7 yılda ülkemizin içerisinde bulunan ekonomik buhrandan ve diğer olumsuz şartlardan dolayı ülkemiz birçok alanlarda sıkıntı çekmekte. Bu tür ortamlarda yeni umut olarak, halkımıza yeni bir umut olarak Refah Partisi ortaya çıktı ve güçlü bir kadrosuyla ahlak, adalet ve liyakat esaslarına göre kendisini dizayn etmiş bir parti olarak halkımızın önüne çıktı. Eminim ki mahalli idareler seçimde %10'a yakın bir oy potansiyeline sahip olacak ve 2028 yılında da iktidara namzet olacak şekilde alternatif olarak ortaya çıktı. İnşallah halkımıza güzel bir iktidar ile yeniden hizmetine devam edecektir. Hayırlı uğurlu olsun tekrar. Başkanım, Yeniden Refah Partisi'nden biz devam etmek istiyoruz burada. Yeniden Refah Partisi'nde ahlaklı, liyakat esaslı bir belediyecilikten bahsediliyor. Şeffaf bir belediyecilik deniliyor, ahlaklı bir belediyecilik deniliyor. Nedir bunun tanımı? Ahlaklı belediyecilik nasıl olur? Veyahut şeffaf belediyecilik nasıl olur? Bunu bize biraz tanımlar mısınız?
Teşekkür ederim. Aslında en önemli sorulardan bir tanesidir. Ve ülkemizin bugün en çok sıkıntı çektiği konulardan bir tanesi. Halkımızın muzdarip olduğu konulardan bir tanesi. Mali idareler halkımızla iç içe, her gün yüz yüze, aynı ortamda çalışan önemli bir hizmet yeri. Özellikle bizim Doğu ve Güneydoğumuzda maalesef belediye, mahalli idareler seçimleri batıya nazaran daha da geride. Gerek hizmet açısından, gerek sosyal kültürel anlamlardan daha geride seyretmekte. Tabii bunların asıl sebeplerinden, en önemli hususlarından bir tanesi de şüphesiz ki Doğu ve Güneydoğu'da olsun, Türkiye genelinde olsun, her nerede olursa olsun, adalet, ahlak ve liyakat esasları son derece önem arz etmekte. Ve insan kaynakları son derece önemlidir. Şimdi her şeyin başında hangi sistem olursa olsun, hangi sistemi getirirseniz getirin, insan kaynakları bu işin başını çekmezse, o uygun ortama esas oluşturulmazsa hizmet almak son derece zordur. Onun için bizim temel hedefimiz kendi politikalarımızı üretirken her şeyden önce adaleti esas alacağız. Ve ahlaka esas alacağız. Liyakata esas alacağız. Ve bu üç esas üzerinde de halkın ortak faydası olan bu üç önemli hususu ortaya koyup icra safhasına ifa etmek lazım. Bunlar olmazsa ne olacak? Bunlar olmazsa sürekli geriye doğru, batıda artık konuşulması utanç meselesi olan bir konuları biz sürekli konuşmuş olacağız. Sürekli geçmişi konuşacağız. Yani çözülecek mi başkanım? Sorunlar çözülecek mi bunlar olursa? Bunlarda şimdi şöyle bir şey vardır. Belediye başkanlığına aday olan arkadaşlarımızın her şeyden önce neye talip olduklarını bilmeleri gerekir. Belediye başkanı olan arkadaşlarımızın hiçbir şekilde, hiç kimseden talimat almadan direkt halkımızın iradesini ortaya sürmeleri gerekir. Halkın iradesine talip olmaları lazım. Halkın iradesine saygılı olmak gerekir. Ve halkımızın ihtiyaçlarını, arz talep dengesini içerisinde karşılamaları gerekir. Bunun için hazırlıklı olmak lazım. Onun için işi bilmek lazım. Bir işi yapabilmek için o işi bilmek lazım. Ve o konuda alın teri dökmek lazım, emek sarf etmek lazım. Ve hiç kimseden talimat almadan ilim ve irfana tabi olacak şekilde kendi normların içerisinde ahlakı esas alarak, liyakatı da göz önünde tutarak planlı ve programlı çalışmak lazım. Şimdi bizim en önemli hususlardan bir tanesi, biz bazen yaptığımız işleri, eğer yanlış işleri yapmasak daha iyidir. Ve bazen öyle şeylerle karşılaşıyoruz ki akılsızca yapılan bir işi yapmamak daha iyidir. Çünkü yanlış yapılan bir işi, onu ortadan kaldırmak için de ayrıca bir enerji sarf ediyorsunuz, parasal harcama ve halkı zarara uğratma gibi birçok hususlarla karşılaşıyorsunuz. Onun için uzun vadeli, sürdürülebilir, planlı, programlı, halkın ihtiyaçlarını modern bir şekilde karşılayacak şekilde planlama yapmamız gerekiyor. Planlama dediğimiz komplike bir mesele. Planlama aslında kısmi bir şey değildir. Orta vadeli, kısa vadeli, uzun vadeli planlamalarımızın mutlaka olması gerekiyor. Bugün her cademizi, her cademizde aynı taşla her sene aynı duvarı örmek gibi bir politikayla karşılaşmamamız gerekiyor. Bir işi yaptığımızda uzun süreli, uzun vadeli ve mantıklı, vicdanlı, halkın da ihtiyacı olan, halkın ihtiyacını karşılayacak şekilde olması esastır. Bizim en çok sıkıntı çektiğimiz noktalardan bir tanesi budur. Bizim bir başka hususta gözünde tutuğumuzda yaptığımız işlerin gerçekten
bilimsel çalışmalardan uzak, araştırmalardan uzak, günübirlik veyahut bir sonraki seçimde nasıl seçilebilirim diye ucuz politikalarıyla yola çıktığımızda halkımıza kötülük yapmış oluruz. Geleceğimize kötülük yapmış oluruz. Gençlerimize kötülük yapmış oluruz. Artık bunları aşmamız lazım. Çıtayı yükseltmemiz lazım. Ve bu çıtayı yükseltirken daha kötüye değil, en doğrusuna, en iyisine, en güzel bir seviyeye gelmemiz gerekiyor. Onun için biz buna talip olduk. Bizim şu andaki genel anlayışımızın içerisinde, ben bu işe hazırlanmadan önce, yaklaşık 2 sene önce genç ilçemiz için yapabileceklerimizi, yapabileceğimiz planlamaları, yapabileceğimiz projeleri ve halkımızın hangi alanda nasıl sıkıntılarını çektiğini, daha doğrusu gencin fizibilite raporunu kendim hazırlamış oldum. Ve ona göre talip olduk. Belediye başkanlığı sevdası nereden geldi derseniz, ben bir 5 yıl gerçekten kendi ilçeme, kendi halkıma güzel bir hizmet yapmak için ve ileriye yönelik onların önünü açmak için, daha benden sonraki geleceklerle birlikte de yapabileceğimiz bu güzel bir temel üzerinden yeni bir ilçemizi inşa etmek, sürdürebilmek ve uzun vadeli bunu devam ettirmek için inşallah güzel bir çalışmamız olacak. Bütün belediye yönetici, belediye başkan adaylarının dilinde şeffaf belediyecilik, şeffaf belediyecilik diye halka iniyorlar. Evet. Nedir bu şeffaf belediyecilik? Biraz tanımlar mısınız bize? Evet. Şeffaf belediyecilik işin özeti olarak kısa ve net bir şekilde tanımı şudur. Belediyenin yapmış olduğu bütün faaliyet raporlarının halkımız tarafından bilinmesidir. Ve bunu yaparken doğru bilgilendirme, yapmış olduğumuz bütün işlerin, faaliyetlerin halkımız tarafından gerçekten anlaşılabilir bir şekilde kendilerini bilgilendirme manasına gelmektedir. Ve bu çok önemli bir husustur. Şimdi şeffaf belediyecilik nedir? Şeffaf belediyecilik yapmış olduğunuz işlerin bilimsel olması. Şeffaf belediyecilik yapmış olduğunuz işlerin halkın gerçekten ihtiyacını karşılaması hususunda son derece mutmain olması. Şeffaf belediyecilik yapabilecek kadronun kendi özverileri içerisinde, kendi imkanları içerisinde, gelirleri içerisinde yapabilecek maksimum hizmeti sunma noktasında da hem icraat noktasını gerçekleştirirken aynı zamanda vatandaşın da bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu şeffaflıktır. Vatandaş şunu söylüyor: buraya paramı ben veriyorum, bu paramın nerede kullanıldığını öğrenme hakkına sahibim diyebilme gibi bir ortam oluyorsa bu şeffaf belediyeciliktir. Şimdi halkımızın böyle bir hakkı var mıdır? Evet, vardır. Halkımız bu işin sahibidir. Bu irade seni o makama getirdiği vakit sen bu iradeye karşı sorumluluğunu yerine getirmek zorundasın. Ve halkı bilgilendirmek zorundasın, halkın emrinde olmak zorundasın, halka saygı göstermek zorundasın. Bu şeffaf belediyecinin temel esaslarıdır. Halkımızı bilgilendirmeden, üstü örtülü harcamalar yaparak, yapmış olduğunuz ihalelerde veyahut mal ve hizmet alımlarında, diğer bütün ihalelerde, şimdi vatandaşımızın belediyenin faaliyetlerinden haberdar olması temel haklarıdır. Şeffaflığın gereği de budur ki yapmış olduğunuz bütün icraatlarda, yapmış olduğunuz bütün ihalelerde, yapmış olduğunuz bütün faaliyetlerde, sosyal ve kültürel alanlarda, mal ve hizmet alımlarında, yapım ihalelerinde yapmış olduğunuz icraatların halkı mutlaka bilgilendirme noktasında gerekli işlemleri, hareket tarzını sergilemeniz gerekiyor. Bu şeffaflıktır. Bir başka husus, aslında şeffaflık yaptığınız işi doğru yapmak, yaptığınız işi bilimsel olarak gerçekleştirmek, yapmış olduğunuz iş
ihtiyaca binaen olup olmadığını da ortaya koymak, bu da şeffaflığın bir gereğidir. Bazen iş yaparsınız, halkı bilgilendirirsiniz ama yaptığınız iş yanlış olur. Bu da halkı aldatmak. Yani kamunun ihtiyaçlarını karşılamıyor. Eğer kamunun ihtiyaçlarını karşılamıyorsa, bir arz ve talep durumu ortada yoksa, yapmış olduğunuz iş şeffaflığın ötesinde halkımızı zarara uğratmaktır. Onun için yapacağınız iş öncelikli olacak, halkımızın ihtiyacı olacak, sürdürülebilir olacak, uzun vadeli olacak ve ekonomik olacak. Bununla birlikte komple hızlı bir şekilde süreyle, vakitle, zamanla yarışacak şekilde en kısa bir sürede de tamamlanması gerekir. Bunlar şeffaflıktır. Eyvallah, çok teşekkürler. Başkanım, şeffaflık derken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş belediye yerlerini ve meclis toplantılarını mesela canlı bir şekilde yayınlıyor. Şu an mevcut belediye başkan adayımız da Genç ilçesine. Kendisi, ben belediyenin gelir gider bütçesini işte her ay belediyenin sitesinden halkın görebileceği bir şekilde paylaşacağını iddia etmişti. Maalesef sözünü tutmadı. Siyasetçiler öyle genelde. Biz sizden buradan bir söz alabilir miyiz? Belediyenin gelir gider bütçesini her ay yayınlayacak mısınız siz? Şimdi gelir gider bütçesini yayınlamak şudur. Belediyenin yapmış olduğu faaliyet raporunu halka sunmaktır. Ve faaliyet raporunu sunarken doğru bilgilendirme ile halkı gerekli bir şekilde bilgilendirmektir. Bu hususta eğer yapmış olduğunuz faaliyet raporunda yanlış bilgilerle halkı bilgilendirmeye kalkışırsanız bu da şeffaflık değildir. Şurası çok önemli. Yapmış olduğunuz işleri doğru ve düzgün bir şekilde faaliyet raporunu halka sunmak. Ve sunmuş olduğunuz bu faaliyet raporunun içerisinde herhangi bir eksiklik olmayacak şekilde bilgilerin tamamını, oradaki dokümanlarını halkın görebilmesi. Yapmış olduğunuz harcamaya karşılık imalat ortada varsa veyahut mal ve hizmet alımları ortada varsa bu şeffaflıktır. Ve bu halkımıza hizmet etmektir. Bunun dışında velev ki faaliyet raporunu yayınlasanız dahi eksi bilgilendirme olduğu takdirde bu da şeffaflık değil. Bu da halkı aldatmaktır. Peki şöyle bir söz alalım biz sizden. Kemal Bey belediye başkanı seçilirse faaliyet raporlarını doğru bir şekilde kamuoyuna sunacak mı her ay belediyenin? Benim halkıma sözümdür. Çok teşekkür ederim. Biz faaliyet raporumuzu, yapmış olduğumuz bütün icraatları, yapmış olduğumuz bütün faaliyetleri, çalışmaları halkımıza en güzel ve en doğru bir şekilde gerektiğinde aylık belirli süreler içerisinde halk toplantılarını yaparak kendilerini anlatırız. Evet. En doğrusu da budur. Çünkü orada bir listeyi asmak da şeffaflık değil. Halka karşı hesap vermek, halkın karşısında oturup gerekli faaliyetlerimizi sunmak en güzel şeffaflık budur. Eyvallah. Çok sağ olun. Evet sevgili Genç Mazlum TV izleyicileri, yeniden Refah Partisi Belediye Başkan adayından bir söz aldık. Genç Belediyesi'nin kendisi seçilirse eğer, Genç Belediyesi'nin faaliyet raporlarını doğru bir şekilde hiçbir kalem oynatmadan size her ay veyahut belirli süreler aralığında size açıklayacaklar. Siz de çok kolay bir şekilde buna erişebileceksiniz. Evet Kemal İnşallah. Başkanım, teşekkür ederiz vermiş olduğunuz söz için. Sağ olun. İnşallah siz sözünü tutanlardan olursunuz diyoruz. İnşallah. Eyvallah. İnşallah. Şimdi başkanım sağdasınız, çalışıyorsunuz aktif bir şekilde. Ben de sizi sosyal medyadan takip ediyorum.
Genç ilçesi neden size oy versin? Yani şu anki belediye başkanı, mevcut belediye başkanı da başka bir partiden aday kendisi. Evet. Kendisini de programımıza buradan davet ediyoruz. Kendisini davet etmemize rağmen kendisi katılım sağlayamadığını belirttiler. Biz buradan sizlerin de aracılığıyla davet ediyoruz kendisini. Neden siz oy versinler başkanım? Neden Kemal Bey'e oy versinler? Ne gibi sorunları var gencin? Veyahut giderilmemiş ne gibi hizmetler var? Bunları öğrenebilir miyiz? Evet. Tabii genç içerimizde aslında bir vatandaşımızın bize oy vermesinin birçok sebepleri vardır. Genç içerimiz hak ettiği bir seviyede değildir. Genç içerimiz 2004 yılında ve artık teknoloji çağında gelmiş olduğu bu seviyede son derece gerideyiz. Ve halkımıza gerekli, mutmain bir şekilde, halkımızı tatmin edecek bir şekilde halkımıza cevap vermemişiz. Bu aslında bir iki günlük bir mesele değildir. Bu artık yeni politikalarla, güncelleştirilmiş yeni politikalarla, çağdaş olacak şekilde, dünyayla rekabet edebilecek şekilde insanlarımızın her alanda gerekli hizmetleri görmesi gerekmektedir. İnsanca yaşamak ve insanca yaşatmak son derece önemlidir. Bizler çok ağladık, bizler çok çektik. Gerek ekonomik bakımından, gerek diğer alanlarda halkımız çok çekti. Artık halkımızın gülmesi lazım. Halkımızın gelişmiş ülkelerdeki şartlara haiz olması gerekiyor. Çocuklarımızın diğer taraflarda en güzel bir ortamlarda yaşam tarzlarına baktığında imrenmemesi gerekiyor. Ve çocuklarımızın da onlar gibi daha güzel bir şekilde yaşam haklarına sahip olduklarını küçük yaşta öğrenmeleri gerekiyor. Gençlerimizin bunu görmesi gerekiyor. Gençlerimiz artık kendilerini güvenli bir ortamda, sosyal ve kültürel arasında da gelişmiş bir şekilde artık bunları görmeleri gerekiyor. Diğer taraftan modern belediyecilik, artık sosyal bir belediyecilik, halka açılmış bir belediyecilik, halkın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir belediyecilik olması gerekiyor. Bugün gençlerimizde maalesef birçok imkanlardan mahrumuz. Gerek sosyal ve kültürel alanlarda, gerek altyapı ve üst yapılarda, ulaşım altyapıda, gerek çevre düzenlemede ve gerek diğer eğitim gençlerimize yönelik, çocuklarımıza yönelik diğer alanlarda, gerek üretim alanlarında belediyenin yapabileceği, arabuluculuk yapabileceği, sistemi çalıştırabileceği, bu taşın altına elini sokabileceği bir ortamın gerçekleşmesi gerekiyor. Biz buna talibiz. Biz burada halkımızdan şunu için oy istiyoruz. Bize oy verin. Biz sizin ihtiyaçlarınıza cevap verelim. Bize oy verin. Biz sizin çocuklarınızın geleceğini oturup birlikte inşa edelim. Bize oy verin. Gençlerimizle birlikte oturup birlikte düşünüp ve güzel projeler geliştirelim. Bize oy verin. Sizin iradenize saygılı olalım. Bize oy verin. Biz size saygı gösterelim, hizmet edelim. Sizin hizmetkarınız olduğunuzu biz kendimiz ispatlayalım. Kendi kadrolarımızla, politikalarımızla. Biz size en güzel bir şekilde ihtiyaçlarınıza cevap verelim. Bu açıdan halkımızın hiçbir şüphesi olmasın. Bakın benim encümen kadrolarıma iyi bakın. Diğer rakip partimizin de encümen kadrolarına herkes çok iyi baksın. Ben encümenlerimi seçerken kendim seçmedim. Yukarıdan hiçbir talimat almadım. Hiç kimsenin dayatmasıyla asla hareket etmedim. Aile aile, bölge bölge, gerekli istişarelerimi yaparak kendi içinizden bana bir tane encümen verin diye o şekilde encümen listelerimizi düzenledik. Ve halkımızın şu anda en güvendiği kendi içerisindeki evlatlarıyla birlikte çalışacağıma inanıyor. Ve bu tabloyu gördükten sonra
Bize güvenmemeleri için hiçbir sebep kalmıyor. Çünkü kendi evlatları orada. En çok güvendikleri evlatlarından bir tanesini seçerek bize verdiler. Biz bunlarla birlikte çalışacağız. Ve biz çalışırken şunu yapacağız. Biz kimseyle kavga etmeyeceğiz. Biz bu toplumumuzu bölmeyeceğiz, ötekileştirmeyeceğiz, horlamayacağız, aşağılamayacağız. Bu sendendir, bu bendendir. Asla demeyeceğiz. Biz şunu yapacağız, toplumun her kesimine hitap edeceğiz. Gençlerimiz siyasi düşünceleri ne olursa olsun, kendi fikirleri ne olursa olsun, bizim gençlerimiz olduğunu burada ispatlayacağız. Çocuklarımız, henüz körpe, küçük çocuklarımız, bunlar siyaset nedir bilmezler. Bunlar parti nedir bilmezler. Bunların tek bir şeyi vardır, fıtratlarına bakınız. Tertemiz, bozulmamış bir fıtrat görürsünüz. Sevgi görürsünüz, hoşgörü görürsünüz. Ve her şeyden önce, her şeyden önce şartları ne olursa olsun, kendi imkanların içerisinde onların oynayıp güldüklerini görürsünüz. Bu çocuklara sahip çıkmak, bunları en güzel bir şekilde yetiştirmek, büyütmek, bunlara en güzel ortamı sunmak ve bunlara en güzel bir geleceği inşa etmek, halkımızla birlikte yapabileceğimiz en mükemmel ve en güzel bir şekilde müşterek bir çalışma sonucuyla olur. Biz halkımıza bunu vaat ediyoruz. Biz halkımıza asla ve asla dayatmayla, üstü örtülü faaliyetler ile, rant meseleleriyle, çevrelere rant sağlamak ile asla ve asla uğraşmayacağımızı bu halkımıza söz vererek bunların geleceğini o şekilde inşa edeceğiz. Ve şunu yapacağız, adaletli olacağız. Ahlaki, etik değerleri esas alacağız. Liyakati esas alacağız. Biraz sonra eğer sormak isterseniz projelerimizi son doğumuzda hangi kesimlere yönelik nasıl düşündüklerimizi de orada size açıklayacağız. Halkımız bunun için inşallah bizi tercih edecek ve yüksek bir oranda büyük bir çoğunluk ile Allah'ın izniyle 31 Mart'ta halkımızın teveccühüne mazhar olacağız. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Gençlerden bahsetmişken tabii projelerinize değineceğiz başkanım. Gençlerin eğitiminden bahsettiniz, gençlerin yaşadığı zorluklardan bahsettiniz. Ben sizin seçim koordinasyon merkezi açılışındaki videonuzu izledim, konuşmanızı izledim de. O konuşmada belediye otobüsleriyle ilgili bir söyleminiz oldu. Özellikle gençlerle, okuyan gençlerle ilgili. Tabii projelerinizden, vaatlerinizden bahsedeceğiz. Gençlerden bahsedilmişken, konu açılmışken ben onu sormak istiyorum. Nedir o? Gençlere ne imkan sunuyor? Şimdi şöyle bir şey vardır. Her gün akaryakıta zam geliyor. Ve sürekli ulaşım ücretlerine zam geliyor. Şimdi gençlerimizde eğitim imkanlarımız son derece kısıtlıdır. Maalesef eğitim görebilecek ortamları son derece kısıtlıdır. Bugün bu çocuklarımız Bingöl'e gelip gidiyor. Ve öyle ailelerimiz vardır, 3 tane öğrencisi vardır. Bugün gençten Bingöl'e gidiş ve geliş 80 lira. Ve bu çocuk burada öğle vaktinde mutlaka acıkacak bir şey yemesi gerekiyor. Bir dürüm bile yese, bir yanında bir ayran kullanırsa eder 200 lira. Şimdi bir tane çocuğun aylık aileye yükü yaklaşık olarak 65 bini geçiyor. Ve eğer iki tane çocuğunu buraya gönderiyorsa bu 10 bini buluyor. Birçok ailelerimiz vardır ki biz dolaşıyoruz, görüyoruz. Evlerine kadar gidiyoruz. Ve hangi ortamlarda yaşadıklarını görüyoruz. Birçok ailelerimiz şu anda ayda 5 bin bile onların girdileri yoktur, gelirleri yoktur. Nasıl yaşayacak bu çocuk? Nasıl büyüyecek bu çocuk? Nasıl yetişecek bu çocuk? Bunun yetişme hakkı yok mudur? Eğitim hakkı yok mu? Sağlıklı dengeli beslenme hakkı yok mu?
Nasıl olacak bu? Nereden getirecek bu? Doğalgaza para verecek, elektriğe verecek, suya verecek, ulaşıma 5 ve 6 bin verecek. Nereden getirecek bu vatandaşımız, bu hemşehrimiz, gariban insanımız? Nereden getirecek? İşte bunları kimse çözüm sunmuyor. Bu sorulara kimse cevap vermiyor. Biz sosyal yardımlaşma ve dayanışmalarda 500 lira, 1000 lirayla aileye katkı sağlamakla eğitim problemi çözülmüyor. Ulaşım ücreti çözülmüyor. Ve bu çocuklarımız maalesef gerekli istediği şekilde eğitim alamıyor, orada kalıyor, gençte kalıyor. Ve bazıları ortaokulu bitiriyor ve ara veriyor, liseyi zor şartlarda bitiriyor, üniversiteye devam ettiremiyor. Biz şunu yapacağız. Hiç kimse kusura bakmasın. Biz orada şu anda bir kooperatif vardır. Biz o minibüsçü arkadaşlarımızla o işletmeyi gerçekleştirenlere oturup konuşacağız. Ve mutlaka kendi öğrencilerimize ve dar gelirli hemşehrilerimize çözüm bulmak zorundayız. Biz 20 kişi rahat etsin diye asla halkımızı 20 kişiye kurban etmeyiz. Söz konusu halkımız ise gerisi teferruattır. Söz konusu halkımız ise gerisi katlanmaktır. Biz bunu gerçekleştireceğiz. Ne yapacağız burada? Kendi otobüslerimizi gerekli bir şekilde onlarla oturup anlaşacak şekilde, onlar da mutlaka kendi çocukları vardır. Onların da vicdanı vardır. Ve onlar da bu şartları görüyorlar. Eğer bu şartları kabul etmiyorlarsa bu onun kendi problemleridir. Biz bu öğrencilerimizi taşıyacağız. Genç Bingöl arasında. Aileleri yük olmayacak bir parasal ücret ile ve dar gelirli hemşerilerimizle Genç ve Bingöl arasında getirip götüreceğiz. Tabii bu uzun vadeli olmayacak. Biz öğrencilerimize yönelik, gençlerimize yönelik. Gençte kurabileceğimiz, yapacağımız ve kısa bir süre içerisinde inşallah gerçekleştireceğimiz aile, sosyal, kültür ve gençlik merkezimizi inşa edeceğiz. Bunu mutlaka yapacağız. Ve bu kültür merkezinin içerisinde yaklaşık 300 kişilik etüt merkezi olacak. Bunun interneti olacak. Ve bunun model kaynakları öğrencilerimize sunulacak. Gerekirse belediyemiz tarafından ders ücreti mukabilinde iyi yetişmiş öğretmenlerimizle lise ve üniversiteye yönelik bu öğrencilerimize biz orada kurs vereceğiz. Bu öğrencilerimiz orada, kendi evlerinin önünde. Yani Bingöl'e gidip gelme zaman israfı olmadan. Evet. Çünkü gidiş geliş de yaklaşık 1-1,5 saat sürüyor. Evet. Bu bir öğrenci için son derece önemli bir süredir. Kendi kapılarının önünde ve ailelerine yakın olacak şekilde orada etüt merkezinde inşallah eğitimlerini o şekilde son derece katkı sağlayarak öğrencilerimizi en güzel ve en mükemmel bir şekilde yetiştirmeye çalışacağız. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Tabii bu sosyal bir vaat değil mi? Daha teknik vaatlere geleceğiz biz. Genç ilçemizi etkileyen teknik vaatler. Evet, sosyal vaatlerden biri Kemal Bey'in, Kemal Başkan'ın. Bir etüt merkezi kurulacak, 300 kişilik öğrenciler için en önemli mefhum olan zaman mefhumu artık öğrenciler için ortadan kalkacak bu sorun. Zamandan kazanacaklar, bu da onların derslerde başarılı olmasını inşallah tetikleyecek diye düşünüyoruz. İnşallah. Başkanım, mevcut belediye başkanının şu an en çok övündüğü projeler işte doğalgaz projesi, kent meydanı, millet parkı. Şöyle bir söylenti var. Yani gençler ne yapılmadı da belediye tarafından biz eleştiriliyoruz olumsuz manada gibi söylentiler var. Sizin bu söylentilere karşı cevabınız nedir? Gerçekten de baktığımız zaman kent meydanı yapılmış. Yaz aylarında işte insanlar geliyor orada rahat bir şekilde oturuyorlar, zaman geçiriyorlar. Millet Parkı olsun, bir de doğalgaz olsun. Yani ne yapılmadı da biz eleştiriliyoruz olumsuz manada gibi bir söylentiler var. Bu söylentilere cevabınız ne olacak? Yani, biz doğrulara muhalefet etmeyiz. Evet. Biz yanlışlara muhalefet ederiz. Evet. Biz doğruları çoğaltacağız.
ve doğruların yanında olacağız. Biz kurumlarımızla barışık yaşayacağız. Hiçbir kurumumuzla çatışma alanı içerisine girmeyeceğiz. Bütün kurumlarımızın bütün imkanlarından faydalanma cihetine gideceğiz. Esas olan budur. Biz yapacağımız işleri planlı ve programlı yapacağız. Çok özür diliyorum başkanım. Kent Meydanı, Millet Parkı, doğalgaz projesi, bunlar belediyenin projesi değiller miydi bunlar? Anlatayım. Evet. Şimdi biz dediğim gibi kurumlarımızla barışık çalışacağız. Kurumlarımızla birlikte çalışacağız. Planlı ve programlı çalışacağız. Ve bilimsel çalışacağız. Yapacağımız her işi de doğru yapacağız. Yanlış iş yapmayacağız. Veyahut eksik iş yapmayacağız. Bir işe başladığımızda o işi bitirmeden başka bir işe de girmeyeceğiz. Şimdi şöyle bir şey vardır. Millet Bahçesi TOKİ tarafından yapıldı. Öyle mi? Genç Diyarbakır Ulaşım Yolu Karayolları tarafından yapıldı. Doğalgaz Abdurrahim Özge, genç ilçemizin evladı Abdurrahim Özge tarafından kendi imkanlarıyla getirildi. Hatta sanayi sitesinde o zamanın parasıyla 700 bin liralık bir santral kurularak o şekilde getirildi. Bu hatın kazısı dahil Abdurrahim Özge tarafından kendisi karşılandı. Çok özür dileyerek başkanım, ben şu an şaşırmış durumdayım. Tabii Gence Vakıf olmadığımız için doğalgaz projesinde belediyenin hiçbir katkısı yok mu? Şimdi belediye tabii ki talep eder. Belediyenin, halkımızın oradaki mahalli bazdaki temsilcisi. Her belediyenin talep etmesi lazım. Bütün kurumlardan. Evet. Ne varsa, hangi imkan varsa koparılması gerekiyor. Ve bütün kurumlarla kolektif bir çalışma yapması gerekiyor. Şimdi bunu yaparken hangi kurum hangi işi yapmış ise herkesin hakkını da iade edilmesi gerekiyor. Doğrusu budur. Ahlaklı olan budur. Şimdi Abdurrahim Özge tarafından genç ilçemizde doğalgaz getirilmiş ise Abdurrahim Özge'ye önce bir teşekkür etmek gerekiyor. O ilçenin bir evladı olarak ve birçok ekonomik açısından da kendi katkılarını ortaya koyarak genç ilçemizde doğalgazı getirmiş. Kendisine teşekkür ederiz. Bunun hakkını bir kere iade etmek lazım. Şimdi TOKİ tarafından ülkemizin genelinde millet bahçeleri yapıldı. Genel bir politika olarak. Doğru mu yanlış mı? Öncelikli mi değil mi? Ayrı bir tartışma konusu. Belki bazı yerlerde millet bahçesinin yerine başka işler yapılabilirdi. Halkımızın öncelikle ihtiyaçları neyse o yapılabilirdi. Belki istihdama yönelik çalışılabilirdi. Belki üretim alanlarına yönelik. Öncelikli sıralamamız neyse onu yapmamız gerekiyor. Ama TOKİ tarafından orada şimdi bir millet bahçesi yapılmış. Bu daha önce bu alan bir çöp çukuruydu. Belki hatırlarsınız. Evet hatırlıyorum ben. Şimdi bu çöp çukuru daha önceki belediye başkanlığı tarafından ve DSE'nin oradaki sahil koruma, sol sahil koruma tahkimat projesini gerçekleştirdiğinde bu çukur o zaman dolduruldu. Ve devasal bir harcamayla. Zannedersem 10 yıldır da dolduruluyor o çukur. Yani böyle bir proje sanki var dediğim gibi. Evet. Orası yaklaşık 2 sene hatta 3 sene ancak o seviyeye getirilebildi. Evet. Daha sonra Sayın Adin Topraktan tarafından orası koruma altına alındı. Eski belediye başkanı değil mi? Evet, eski belediye başkanımız tarafından. Biraz ağaçlandırma yapıldı. Çimlendirme orada bir park haline getirildi. Belediyenin oradaki hakları bazı konularda işgal edilmiş yerler vardı. Onlar geri alındı. O bölge o şekilde tanzim edildi. Biz de orada çalışma yaparken kendim bizzat o çalışmalara şahit oldum. Daha sonra TOKİ tarafından orada bir millet bahçesi inşa edildi ihale yoluyla. Ve bunun bu ihaleyi TOKİ yaptı. Parasını da TOKİ tarafından karşılandı. O şekilde yapıldı. Şimdi TOKİ'ye de teşekkür etmek lazım. Evet. TOKİ'nin hakkını da iade etmek lazım. Evet. İçemize bir hizmet yapmış. Evet.
Ha, belediyenin buradaki katkısı yok mudur? Elbette ki vardır. Arabulucu olmuşsun, talep etmişsin. Onlar zaten olması gereken şeyler. Başkanım, tekstil kent dediniz. Tekstil kente yaklaşık 200-300 kişi istihdam ediliyor. Bu da belediyenin projeleri arasında değil miydi? Şimdi tekstil kent Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ülkenin birçok yerlerinde bu proje uygulandı. Ve genç ilçemizde de yapıldı. Yapanlardan Allah razı olsun. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızdan da Allah razı olsun. Emeği geçenlerden de Allah razı olsun. Halkımız buna müteşekkirdir. Demin de söylediğim gibi biz doğru yapılan işlere muhalefet yapmıyoruz. Biz doğruları çoğaltacağız. Ama şunu söylüyoruz, kamu kurumlarımızın yapmış olduğu işler ayrıdır. Mali idareler tarafından yapılması gereken işler bellidir. Bunlar kanunla, mevzuatla belirlenmiş. Bunun yöntemi, çerçevesi bellidir. Biz kanunların bize vermiş olduğu yetkilere dayanarak yönetmelikler mevzuat çerçevesinde gerekli hizmetlerimizi yasal olarak sürdürmek zorundayız. Onun için diğer kamu kurumlarının yapmış olduğu işler, o kamu kurumlarının halkımızda yapmış olduğu hizmetler müşterek de olabilir. Belediye arabuluculuk yapabilir, altyapısını hazırlayabilir, katkı sağlayabilir ve gerekli mücadele, o hizmetlerin gelmesi için gerekli mücadelesini de vermek gerekir. Onun için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan tarafından birçok yerlerde yapılan bu hizmet genç ilçemize de gelmiştir. Anladım başkanım. Yani şöyle bir iddia değil, kanıt taşılır nitelikte olan bir söylemde bulundunuz. Şu an mevcut belediye başkanının halkın işine çıkarak sürekli övündüğü projelerde aslında belediyenin hiçbir katkısı yok. Maddi anlamda hiçbir katkısı yok. Belediyenin bütçelerinden herhangi bir giderler karşılanmamış bu projeler o zaman. Yani bu tabii belediyenin giderleri söz konusu bu değildir. Ancak yer tahsisi yapılmış olabilir. Evet. Ve diğer altyapı hizmetleri sunulmuş olabilir. Ama o binanın yapılması, o hizmetin oraya getirilmesi bakanlığın kendi icraatıdır. Anladım başkanım. Peki belediye konusunda halkın en çok şikayet ettiği konular nelerdir? Halkın içindesiniz, görüyorsunuz siz. Mevcut belediye başkanından ve ot yönetiminden neden memnun değiller? Gençler ne gibi sıkıntıları var mesela? Şimdi asıl önemli olan şey nedir biliyor musun? Kendimizi aşmamız lazım. Evet. Artık kriti parke projesiyle, çöp toplamayla, küçük hizmetlerle övünmememiz lazım. Bunları aşmamız lazım. Eğer gelişmek istiyorsak, çocuklarımızın yarınlarını hazırlamak istiyorsak, gençlerimize güven vermek istiyorsak, devlet-millet kaynaşmasını sağlamak istiyorsak, çok büyük düşünmemiz lazım. Ve öngörülü olmamız lazım. Ufkumuzu genişletmemiz lazım. Önemli olan bunlardır. Şimdi mesela ben genç ilçemize baktığımda, eski cezaevinin bulunduğu bölgede, demir yolunun alt tarafında, olağanüstü hal konutları ve eski AFA konutların bulunduğu yerlerde, Çukurambar'dan Kupar Çayı'na kadar olan bölgede, modern bir imar planı yok. Çalışılabilir bir vaziyette altyapı ve drenaj sistemleri yok. Yol kodları üstte, bina giriş kodları, su basma kodları aşağıda, kar yağmur suları toplanıp bu evlerin içerisine giriyor. Zemin katları rutubet ve nem çeker bir halde. O insanlarımız orada ızdırap halinde. Ve o çocuklarımız o ortamda, sağlıksız bir ortamda, orada o şekilde yaşıyor. Bunları kendi halkımızda yaşatmaya hakkımız yok. Bizim yapabileceğimiz, aslında şimdi sunabileceğimiz projelerimizi de açıklayacağımız şekilde artık her şeyi bilimsel yapmamız lazım. Planlı ve programlı yapmamız lazım. Projesi olmayan hiçbir işi asla ve asla yapmamamız lazım. Yani ahbap çavuş ilişkileriyle oradaki bir operatörün inisiyatifine bırakacak şekilde veyahut çalışanların inisiyatifine bırakılacak şekilde altyapıyı, ulaşımı
Üst yapıyı asla yapmamamız lazım. Her şey planlı ve programlı olsun. Ve bu her sene mutlaka sene başında planlanıp bunun finansmanını da sağlayacak şekilde tekniğine uygun, bilimsel, hızlı bir şekilde ve süreklilik arz edecek, ihtiyaca cevap verecek uzun vadeli sürdürülebilir projeleri artık uygulamamız gerekiyor. Halkımız bunu hak ediyor. Bizim en çok muzdarip olduğum konulardan bir tanesi, ben bakıyorum billboardlarda kilitli parke projesi diye reklamlar var. Drenaj sistemimiz diye bir reklam görüyorum. Bunlar teknik terimde aslında karşılığı olmayan şeyler. Şimdi o ulaşım altyapı projesi, üst yapı projesi var, çevre tanzimi var, park argasyon var ve bunların yapılması da yetmiyor. Bu işletme safhasında bakım ve onarım safhaları var. Yani bir sürdürülebilirlik, hizmete dağımlılık, halkın güvenliğini de esas alacağı şekilde büyük planlamaları yapmamız gerekiyor. Yani büyük düşünmemiz lazım. Artık küçük düşünerek zaman kaybetmememiz gerekiyor. Onun için büyük planlamalar gerekiyor. Çok özür dileyerek başkanım, hazır projelerden de konu açılmışken çok iddialı projeleriniz var sizin. Ben sizin sosyal medyada lansman gösterinizi, proje sunumunuzu ben gördüm. İsterseniz sevgili izleyicilerimize de bir izletelim. İzledikten sonra projeler üzerinde konuşalım. Halkına hizmet etme ve memleketini layık olduğu refah seviyesine kavuşturma davasıyla yola çıktı Kemal Tartar. Yılların mühendislik ve proje yönetimi birikimleri ile Genç ilçesini ihya etmeye geliyor. En büyük önceliklerinden biri Murat Nehri'nin hak ettiği güzelliğe kavuşturup canlandırarak vatandaşlarının hizmetine sunmaktır. Murat Nehri kıyısı çevre yoluyla beraber tekrardan düzenlenerek yaya ve bisiklet yollarıyla inşa edilecek seyir alanlarıyla halkımızın hizmetine sunulacaktır. Genç ilçemizin atar damarı ve hayat kaynağı olan Murat Nehri artık sahipsiz ve yalnız kalmayacak, hayatlanacak ve hayat verecek yeni istihdam alanları oluşturacak. Murat Nehri çevre yolu üzerinde inşa edilecek Kazanfer Köprüsü ile çevre yolu Sağan mevkiine bağlanarak yeni su yoluna geçiş yapılabilecek. İlçemizin sembolik yapıtlarından olan Genç Köprüsü, Millet Bahçesi'ne bağlanarak halkımız ve misafirlerimiz için sosyo-kültürel ve etkinlik alanı haline dönüştürülecektir. Hankent Besi Çiftliği ile ilçemizin ekonomik kaynaklarından biri olan hayvancılık önem kazanarak halkımıza geniş istihdam olanakları sunacak. İnsanımıza hem iş imkanı sunulacak hem de doğal, güvenilir et ve süt ürünlerinden faydalanmaları sağlanacaktır. Hankent sayesinde ilçemizin önemli bir eksiği olan mezbahane ihtiyacı da ortadan kaldırılacak, halkımız güncel teknolojilerin kullanıldığı temiz bir ortamda kesim işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Halkımızın hasret kaldığı kapalı semt pazarı projesini hayata geçireceğiz. Sokak hayvanlarının sağlıklı ve güvenli yaşayabileceği hayvan barınağı projemiz ile ilçemizdeki sokak hayvanları koruma altına alınacak ve daha sağlıklı bir çevre oluşturulacak. Yeniden refah ile Genç'te ulaşım hatları farklı bir boyut kazanacak. Murat Nehri kıyısında kurulacak balık tesisi sadece üretim merkezi değil, aynı zamanda halkımızın kullanımına açık bir sosyal tesis olarak inşa edilerek, bünyesinde restoran, kafe, yeşil alan ve çocuk oyun alanları bulundurup ilçemize ekonomik kalkınma sağlayacaktır. Yeni spor tesisleri sayesinde gençlerimiz il dışına çıkmak zorunda kalmadan futbol ve çeşitli spor aktivitelerini rahatlıkla yapabilecekler. Genç Kültür Merkezi projesi gençlerimizin ve kadınlarımızın kendini geliştirebileceği ve istihdam kapılarının açılacağı bir merkez olarak inşa edilecek. Güvenli bir gelecek, mutlu insanlar ve daha yeşil bir genç için emaneti ehline vermenin zamanıdır artık. Kemal Tartar ile ilçene sahip çık, nesline sahip çık. Ekmek temel bir besindir ve özellikle bölgemizde sofralarımızın vazgeçilmez bir parçasıdır.
Malumunuz üzere ekmeğe yapılacak zamlar seçim nedeniyle ileri tarihe alınmıştır. Seçimlerden hemen sonra yürürlüğe girecek ekmek zammı ile alım gücünün iyice düşeceği bu dönemde biz de olası zamlara karşı halkımızı ve ihtiyaç sahiplerini korumak adına Genç Belediyesi bünyesinde Halk Ekmek Fabrikamızı açmış olacağız. Yukarı ve aşağı çarşıdaki satış merkezlerimiz ile halka ucuz ve kaliteli ekmek sunmayı amaçlıyoruz. Kemal Tartar ile sen de değişime evet de. Evet başkanım, gerçekten çok iddialı projeler. Eğer gerçekleşirse gencin çehresini değiştirecek projeler sunmuşsunuz halkımıza. Bir vatandaş olarak bizim de kafamıza şöyle bir soru işareti doğuyor. Bu projeler çok ciddi maliyet gerektiren projeler. Şu an izliyoruz böyle projeleri. Gerçekten çok devasa projeler. Bu projeleri hangi kaynaktan sağlayacaksınız? İktidar partisi değilsiniz. Yani Genç Belediyesi'nin buna bütçesi yetecek mi? Evet. Veyahut kurumlardan siz herhangi bir destek alabilecek misiniz? Partiniz hani ne kadar oy oranı alacağı da belli değil yerel seçimlerde. Hani Ankara'da o güce sahip olabilecek misiniz başkanım? Ya bu projelerin finansmanı kaynağı nereden sağlanacak başkanım? Çok kolay ve basit. Evet. Bugünkü iktidarda olan AK Parti ve 1994 yılında mahalli idareler seçiminde Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul Büyükşehir Belediye, o zaman tabi Büyükşehir yoktu, İstanbul Belediye Başkanı oldu. Aynı zamanda Refah Partisi, o zamanın bizim partimiz Sivas'ta, Konya'da, Van'da 4 önemli ilde belediye başkanlığını kazandı. Ve iktidarda değildiler, muhalefetteydiler. O zaman ülkenin gelirleri, kıt kanat gelirleri çok daha gerilerdeydi. Kişi başına düşen gelir çok geri seviyelerdeydi. Bugün daha farklı bir ortamda yaşıyoruz. Aradan 22-23 yıl geçmiş. Ülkenin gelmesi gereken ama istenilen seviyede olmamasına rağmen bir gelişme vardır. Şimdi o zaman Refah Partisi nasıl büyük şehirlerde başarı gösterdi ve iktidara geldiyse aynı şekilde şu anda yine partimiz bu politikalarıyla, bu samimiyetiyle, bu ihlasla, bu niyetiyle inşallah birçok yerlerde belediye başkanlığını kazanarak, kendisini ispatlayarak ve bu büyük projelerini gerçekleştirerek yeni bir vizyonuyla ülkemizin öngörüsünü değiştirecek şekilde yeni bir mecraya açılacağız. Ve Türkiye yeni bir gelişmeye talip olacak. Türkiye dünya çapında bizim iktidarımız ile Allah'ın izniyle çok değişik bir ortama gelecek ve lider bir ülke konumuna gelecek şekilde bir altyapısı hazırlanarak 2028 yılına o şekilde hazırlanacağız. Biz şimdi bunları nereden, nasıl temin edebiliriz? Bakın burada önemli projelerimiz var. Murat, mesela ben başkanım Murat nehri kenarı, yani sahil düzenleme çok devasa bir proje yani. Evet. Biraz açar mısınız bu projeyi, biraz anlatır mısınız? Şimdi genç halkımız bunları hak ediyor. Genç şehrimizde Murat Nehri akıyor. Ve halkımız sadece bu suya bakıp o şekilde bakıp duruyor. Ve bu su akarken Murat Nehri'nin şu andaki konumu, sol sahilindeki çalışmalar, kum dağları ve oradaki çalışmalar halkımız için hakikaten son derece üzüntü verici bir durum. Ve orada kum ocaklarının çalışma şartları ayrı bir hezeyan. Şimdi bizim genç şehrimizin merkezinde karayolları, yeni su Çaytepe yolu geçiyor. Bu karayolları ağında. Ve ana caddemiz bu. Ağır iş makineleri buradan geçiyor. Bütün iş makineleri buradan geçiyor. Bir tehlike arz ediyor. Ve bunlar geçerken trafiğin tıkanmasına da neden oluyor. Bu küçücük daracık caddemizde artık trafik bunu kaldırmıyor. Bizim bu konuda yapabileceğimiz çok şeyler vardır. Çevre yolunu, karayolları kendi çevre yolunu yapmak zorundadır. Biz karayollarımızla, bölge müdürlüğümüzle gerekli irtibata
seçildiğimiz günden itibaren derhal irtibata geçeceğiz. Gerekli yazışmalarımızı yapacağız ve şunu yapacağız. Bu çok önemli bir husus. Çünkü planlama ve proje devresi çok uzun sürüyor. Bizim bu projemiz hazır. Allah nasip ederse 1 Nisan'dan itibaren buranın etüt çalışması hemen başlayacak. Planlama proje belediyemiz tarafından gerekli bütün çalışmalarımız yapılacak. Ve bu projeyi biz kendimiz hazırlayacağız. Bu karayollarına büyük bir katkı sağlamış olacak. Ve karayolları sadece bu planlama ve proje için büyük miktarda para harcaması gerekiyor. Proje parası. Yapım parası değil, proje parası. Bu belediyemiz tarafından Allah'ın izniyle kendimiz yapacağız. Biz bunu yaptıktan sonra derhal bunu bölge müdürlüğümüze sunumunu yapacağız. Ve şunu unutmayalım. Bu devlet hepimizin. Bu devlet belli bir kesimin devleti değildir. Bu millet hepimizin. Bu vatan hepimizin. Bu şuur ve bu bilinç ile kurumlarımızla barışık bir şekilde çalıştığımız sürece herkes kendi hakkını ve hadini bildiği müddetçe hiçbir problem yoktur. Kamu kaynakları kamunun faydasına sunulacak. Kamu kaynakları belirli bir kesim, belirli bir kesime harcanacak diye bir şey yoktur. Kanunlar önünde herkes eşittir. Onun için önce adalet, ahlak ve liyakat. Devletin temeli adalettir. Eğer adalet çökerse devlet çöker. Eğer devlet çökerse milletimiz göçük altında kalır, göçük altında. Bu millet huzursuz olur. Ve bu milleti çatışma ortamına sürüklemiş olursunuz. Kamplaştırırsınız, ötekileştirirsiniz, satıştırırsınız. Bu milletin huzur ve saadeti olmaz. Her şeyden önce herkes başını iki elinin arasına alıp düşünmelidir. Bu ülkemize huzur gelmelidir. Kamu kurumları bütün kesimlere, kim nerede seçilmiş olursa olsun, hangi partiden seçilmiş olursa olsun, herkes kanunlar önünde eşittir, gelirleri de eşittir. Ve bu gelirler kanunla yasal çerçevede düzenlenmiştir. Nedir bu gelirlerimiz? Vergilerdir, harçlardır, harcamalara katılma payları, taşınmaz mal gelirleri ve belediyenin içerisinde bulunduğu şartlara göre kendi gelirleri vardır. Kim gelirse gelsin. İsterse biz gelelim, ister AK Parti gelsin, ister başka bir parti gelsin. Bu gelirler sabittir. Herkes için aynıdır. Onun için biz 94 yılında 4 büyük vilayetimizde nasıl başardıysak, ülkenin önünü nasıl açtıysak ve o günkü ülkemizin kötü duruşuna, gidişatına nasıl dur dedikse bugün yine aynı şekilde tarih tekerrür edecek. Bunu herkes görecek, halkımız şahit olacak. Biz burada en büyük projemiz nedir biliyor musun? Belediyenin içerisinde kendi proje ofisimizi kuracağız. Ve bu proje ofisi her daldan uzman kişilerden müteşekkil olacak. Bu teknik olacak. Eğitim dalında, sağlık dalında, çevre dalında, her alanda uzman olacak şekilde bir proje ofisimiz olacak. Ve bu proje ofisi de bir planlama uzmanı olarak Allah'ın izniyle kendi bunların başında duracağım. Ve bütün gençle ilgili bütün projelerimizi ve planlamalarımızı ilk 6 ayda bitireceğiz. Bu projeler yapıldıktan sonra yeni imar planları ve revize imar planlarımızla birlikte gencimizi yeniden inşa edeceğiz. Gencimizi inşa ederken gençliğimizi de ihya edeceğiz. Çocuklarımızın geleceğini de inşa edeceğiz Allah'ın izniyle. Şimdi Murat Nehri sahil düzenlemesinin içerisinde bir çevre yolu var. Yaklaşık 7,5-8 kilometre uzunluğunda. Artık ağır iş makineleri buradan şehrin içerisinde geçmeyecek, buradan geçecek. Sağının bulunduğu yerde Yeni Su ve Çaytepe yoluna bağlanacak. Bunun yanında bisiklet ve yaya yürüme yolları olacak.
Bunun yanında 30 metre eninde bir platform teşkil edilecek şekilde 4 kilometre uzunluğunda park, rekreasyon, yeşil alan ve ağaçlandırma olacak. Bunun yanında oturma grupları ve seyir alanları olacak. Gençlerimize yönelik voleybol ve basketbol sahası. Bunun yanında mini futbol sahası olacak. Bunların içerisinde aile bahçesi olacak. Balık üretme çiftliğiyle birlikte herkes kendi ailesini alıp gidip burada huzur içerisinde oturacak şekilde, eğlenecek şekilde, o çocuklarını da mutlu ve huzurlu görecek şekilde burada oturacaklar. Biz bunu inşa edeceğiz. Biz bunu inşa ederken hangi kurumla ilgili, kimin neyi varsa o kurumun kapısında oturup onu çıkartmayıncaya kadar da kalkmayacağız. Hakkımızı oradan alıncaya kadar kalkmayacağız. Genç içimizin halkı da vergi veriyor. Ekmek alırken bile vergisini veriyor. Herkesin, hizmet herkesin hakkıdır. Hak ihlali doğru değildir. Onun için biz kendi halkımızın bütün haklarını koruyacağız. Ne pahasına olursa olsun koruyacağız. Biz şuna inanıyoruz. Hakkın hatırı alidir. Hiçbir hatıra feda edilmez. Biz buna inanıyoruz. Siz bu arada inşaat mühendisiydiniz değil mi başkanım? Yani bunların teknik altyapısını falan hepsini oluşturdunuz siz. Ayrı olarak belediyede bir proje ofisi kuracaksınız. Bu projelerin devamlılığı için takip edilebilmesi için değil mi başkanım? Evet. Yani proje ofisinin yani sebeplerinden biri. Yapacağımız buradaki yaklaşık olarak 6-7 tane büyük projemiz var. 2-3 tane normal projelerimiz var. Bu projelerin tamamı bizim proje ofis tarafından hazırlanacak. Yani bir kuruma siz gittiğiniz vakit, bir şey talep ettiğiniz vakit elinizde veri donanı olması lazım. Bir planlama olması lazım. Bir proje olması lazım. Neyi talep edeceğinizi bilmeniz gerekiyor. İnsan ne yapacağını bilmedikten sonra bir kuruma gidip neyi isteyebilir ki? Bizim en büyük eksikimiz budur. Biz şimdiye kadar kurumlarda, hakkımız olan bütün alanlarda gerekli çalışmaları yapmadık. İrtibat kurmadık, başvurularımızı yapmadık, hazırlığımızı yapmadık. Önerilerimizi götürmedik, projelerimizi sunmadık. Peki hangi kurum bize nasıl, neyi, ne yapacağını nasıl bilecek, nereden bilecek? Biz bunu yapacağız. Önce projelerimizi sunacağız. Ve bunları da bu proje sunumlarını yaptıktan sonra bunların halkımızın hakkı olduğunu söyleyeceğiz. Halkımızın bu hizmete layık olduğunu söyleyeceğiz. Ve halkımız bu ortamda yaşama hakkına sahip olduğunu da söyleyeceğiz. Şimdi burada çok özür diliyorum başkanım. Bu Murat Nehri Kenarı projesi düzenlenirse genç aslında bir turizm bölgesi de olur değil mi? Yani Doğu Anadolu'da yani Murat Nehri'ni bu şekilde değerlendiren hiçbir ilçe, il yok diyebiliyorum. Şimdi biz genç ilçemizi nasıl değiştireceğiz? Tabii. Nasıl kalkındıracağız? Evet. Bu halkımızın bu kötü gidişatına nasıl dur diyeceğiz? Gencin sadece bir alanda istidamı oluşturacak bir rezervi yoktur. Yani sadece bir alanla uğraşırsanız genç içimizdeki işsizlik, üretim, istihdam problemlerini çözemezsiniz. Her alanda belirli istihdam alanlarını oluşturmanız lazım. Şimdi genç içimiz Doğu ve Güneydoğu'da veya ülkemizin genelinde çok önemli bir konumda bulunuyor. Murat Nehri bizim için büyük bir nimettir. Ve Murat Nehri özgür akmalıdır. Murat Nehri'nin etrafında cıvıl cıvıl insanlarımızın dolaşması gerekiyor. Eğlenmesi gerekiyor. Ve oradaki o güzel ortamı yaşaması gerekiyor. Bu sadece gençlerimiz için olmayacak. Dışarıdan insanlarımız buraya gelecek. Ve burası bir turizm bölgesi olacak. Bir girdi çıktısı olacak, sirkülasyon olacak. Ve halkımıza katkı olacak. Esnafımız faydalanacak. Burada sosyal tesisler çalışacak. Burada insanlarımız çalışacak. Ve burada bir gelir, bir akar olacak. Onun için ilçemiz bunu hak ediyor. Bu çok önemli bir proje ve mutlaka Allah'ın izniyle halkımızdan yetki aldıktan sonra ilk haftada Etirte proje çalışmasını bizzat kendimiz yapacağız.
Gerekli kamulaştırma alanları belediyemiz tarafından yapılacak. Bütün altyapısı belediyemiz tarafından karşılanacak. Ve karayollarına her konuda gerekli bütün yardımları kendimiz sağlayacağız. Ve böyle bir hizmetin gelmemesi için karayolları zaten bunlar olduktan sonra karayollarını orada yapacağı sadece yapım ihalesi ve oradaki imalatları olacak. Diğer taraftan biz Murat Nehri'nde zaten sahil koruma inşaatını kendi kurumumuzun imkanlarıyla o sene kendimiz yaptık. Emin olun çoban isterse tekeden süt sağar süt. Doğru. Yeter ki samimi olalım. Yeter ki niyetimiz halis olsun. Bu devletimiz bize de yardım eder. Bu halkımız oradaki hizmetleri de inşallah zamanında ve güzel bir şekilde kendisi de görecektir. Şimdi şöyle bir şey vardır. Şu anda bakıyorum menfi propagandalar var. Ya bunlar gelirse işte devlet yardım etmez. Ya bu devlet sizin devletiniz sadece değildir. Bu hepimizin devleti. Bu çatının altında hepimiz yaşıyoruz. Bu ortamı hepimiz paylaşıyoruz. Yani Cenab-ı Hakk'ın verdiği havayı, suyu bir tek siz mi teneffüs edeceksiniz, içeceksiniz? Hepimiz teneffüs ediyoruz. Bu devlet hepimizin, bu imkanlar hepimizin, bu kurumlar hepimizin. Herkes eşit şekilde faydalanacak. Biz de faydalanacağız. Hakkımız olan hizmeti alacağız inşallah. Çok teşekkür ediyoruz başkanım. Sevgili izleyicilerimiz, çok güzel projeler var. Bu projelere gönüllü serdeki tek tek açıklamalı bir şekilde Kemal Başkan bize anlatsın, siz izleyicilerimizi bilgilendirsin. Ama maalesef vaktimiz sınırlı. Ben başlık halinde Kemal Başkan'a sorayım. Kemal Bey de bize böyle tek tek başkanın böyle birer ikişer cümleyle bir cevaplarsanız bize tabii çok güzel olur. Hankent programı var. Hankent programı nedir? Neye yarıyor? İlçemize ne gibi katkısı olacak? Şimdi tabii ki burada eskiden şehrin içerisinde hatırlarsınız marangoz vardı, demirci vardı, kaynakçı vardı. Gürültüden kimse uyuyamıyordu, rahatsız oluyordu. Ne oldu? Sanayi siteleri kuruldu. Buradaki imalathaneler sanayi sitesine taşındı. Şimdi Gencin Lediz tarafına gittiğinizde hanları görürsünüz. Murat kenarına gittiğinizde hanları görürsünüz. Diyarbakır yoluna gittiğinizde yolun kenarında hanları görürsünüz. Çarşıda inekleri görürsünüz. Köpek dolaşan başımız köpekleri görürsünüz. Şimdi bunlara bir çözüm bulmak lazım. Bunu nasıl yapabiliyoruz? Aynı modern bir şekilde 25-50-75 şeklinde hanlarımızı bir araya toplamamız gerekiyor. Bunların içerisinde bir mezbahasının olması gerekiyor. Süt silosu, yem siloları ve güvenliğinin olması gerekiyor. Sağlıklı bir ortamda besicilerimizin bu işi yapması gerekiyor. Ve büyük çapta istihdama yönelik bir proje. Biz bunu yaptığımızda burada sütaş vardır. Onlarla entegre de bu vatandaşlarımız onlarla entegre bir şekilde çalışacak şekilde kendi süt silolarında toplamış oldukları sağlıklı ortamda süt siloları da buralara satabiliyorlar. Diğer et ürünlerimiz yine aynı şekilde kendi mezbahamızın içerisinde sağlıklı bir ortamda vatandaşlarımıza sunulabiliyor. Diğer şekilde sokak hayvanlarına yönelik mutlaka barınma yerlerinin olması gerekiyor. Halkımız şu anda 10 liraya 350 gram bir ekmeği 10 TL'ye alıyor. Belki seçimden sonra bu 15 liraya da çıkacak. Öyle insanlarımız, öyle ailelerimiz vardır ki günde 10 tane ekmek alan vardır. Peki bu 4500 lirayı nereden getirip verecek? Nasıl olacak bu? Nasıl geçinecek bu? Yaşama hakkı yok mudur? Temel gıda, ekmek olan yaşam nasıl olacak bu? Onun için bizim halk ekmek fabrikasını kurarak ve kapalı bir pazar yerini de kurarak kendi hemşerilerimiz kendi ürünlerini burada satacak şekilde en azından piyasaya bir fiyat dengesi noktasında bir çalışma yapmamız gerekiyor. Onun için halk ekmek fabrikasını faaliyete Allah'ın izniyle atacağız. Diğer şekilde aile, kültür ve sosyal gençlik merkezinin içerisinde kadın kooperatiflerimiz olacak. Ve bunların yanında bir sineması olacak. Ve bunlarla birlikte gençlerimize meslek edinme kursları vererek, iş makinalarına yönelik,
tarım iş makinalarına yönelik, sanayi elemanlarına yönelik kalifiye eleman, operatör grupları yetiştirmek için mutlaka gençlerimize bu alanda hizmet vermeyi hedefliyoruz ve alan izni bunu da gerçekleştireceğiz. Her sene belirli bir seviyede, belirli bir miktarda bu kalifiye elemanları yetiştirerek özel sektöre arabuluculuk yapacağız. Başka bir sıkıntımız da biliyorsunuz bizim şu anda Eski Afa Bölgesi ve Çukur Mahallesi, Küpar Mahallesi arası eski cezaevinin bulunduğu bölgelerde hakikaten şehre yakışacak bir ortam yoktur. Her sene bir mahallemizi modern bir kente dönüştürecek şekilde. Biraz daha açar mısınız bu konuyu başkanım? Orada yaşayan insanlarımız var, halkımız var. Evet. Şimdi Eski Afa'yı bilirsiniz. Evet. Bunların şu anda statiği sağlam. Bunların yalıtımları yok. Çevre tanzimi yok. Her taraf çar çamur. Çocuklarımız o çamur içerisinde. Ve adeta birçok köylerimiz buradan daha güzel bir ortamda yaşamını sürdürüyor. Olağanüstü konutların bulunduğu bölgeler yine hakeza. Cezaevinin bulunduğu, eski cezaevinin bulunduğu bölgede yine aynı şekilde. Ne yapacaksınız siz AFA konutlarında? Biz AFA konutlarında kendi vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz, konuşacağız. Su yalıtımı konusunda kendileri de az bir katkı ile daha ekonomik olacak şekilde yalıtımlarıyla birlikte biz burada çevre tanzimini yapacağız. Park arkasyonu gerçekleştireceğiz. Altyapısı ve yağmur suları birlikte drenaj sistemleri mutlaka tekrar elden geçirilecek ve buraya bir sondaj vurularak işletme safhasının bakım onarımını gerçekleştireceğiz. Sulaması buradan yapılacak. İçme suyundan temin edilmeyecek şekilde. Kendi kuyu suyuyla sadece bu bölgelere yönelik. Gerekli sulama, gerekli bakım onarım ve oradaki ağaçlandırmayla, park agresyonuyla bu ortamları güzel bir hale getirir. Çocuklarımıza oyun gruplarıyla birlikte. Buraya yaşanır bir ortam olarak. Çocukların eğlenebileceği bir ortam olarak. Güvenli bir ortam olacak şekilde dizayn edeceğiz. Yani yaşanılabilir bir hale getireceksiniz. Evet. Şu anda AFA'daki mahalleli yani mülk sahipleriyle beraber istişare halinde yapacaksınız siz. Tabii halkımızla oturup konuşacağız. Evet. Çevre tanzimi, altyapı, üst yapı tamamen belediye tarafından kendi ısı yalıtımları da halkımızla müşterek oturup konuşup müşterek bir şekilde bu binalarımıza güzel bir şekilde ısı yalıtım projeleri. Bunu AFA projeleri. Halkına söylediniz mi? Seçim vaatleriniz arasında yer alıyor mu AFA'ya giderken? Tabii ben gittim her yerde söylüyorum. Öyle mi? Nasıl bir tepki? Halkımıza da söylüyorum. Evet. Emin olun çok bakın orada ya. Şu anda çeper görüyorum çeper. Evet. Şehrin içerisinde o binalar etrafında telçitler görüyorum, çeper görüyorum. Ve hakikaten pek hoşgörülü bir ortam görmüyorum. Ve başkanım çok özür diliyorum. Ben de AFA'ya biraz vakıf olduğum için ben de fikrimi belirtmek istiyorum. Orada izolasyon yapamadıkları için o evlerden hani adamın evi var orada gidip kirada oturuyor biliyor musunuz? Evet. Yani orada izolasyonu gerçekleştiremediği için veyahut güvenli bir bölge olmadığını düşündüğü için çoluk çocuğu için kendi evini terk edip gidip kirada oturanlar var. Bu çok önemli bir vaat. İnşallah bunları gerçekleştirdiğimiz takdirde göreceksiniz ki oradaki ev fiyatları da hak ettiği bir kendi seviyesinde evet. O vatandaşlarımıza da çok önemli bir katkı sağlamış olacağız. Evet. Ve o halkımız huzur içerisinde o ortamda güzel bir şekilde yaşamına devam edecek ve orada artık kimse evini satmayacak. Kimse evini boşaltıp başka yerlere kiraya gitmeyecek. Başka yerlerden oraya kiraya gelecek. Evet, çok sağ İnşallah. Olun. Çok teşekkürler. Başkanım programımızın sonuna geldik. Ama benim size özel bir sorum var. Ben akşam işte bundan iki gün önce tabii bu programın olacağı şey programlanmıştı. Vatandaşlardan şöyle bir soru aldım sizin için. Bu vatandaşların beni aracı olarak kullanıp size sormamı istedikleri bir sorudur. Kemal Başkan gelince suyun faturasını ne yapacak? Biz suyu çok pahalıya içiyoruz diyorlar. Ne? Kaça içiyorlar ben bilmiyorum şu an. Tabii. Su faturası hakkındaki vaadi nedir?
ne düşünüyor bizim için gibi bir soruları oldu onların. Nasıl cevaplamak istersiniz? Buyurun. Biz şimdi evleri dolaştırırken en çok vatandaşın, dar gelirli vatandaşlarımızın sürekli bizlere sorduğu soruların başında gelen su fiyatları, halk ekmek ve oradaki altyapı, çalışma sistemleri ve revize imar planlarının modern olmadığı konusunda muzdariptirler. Şimdi su faturaları hakikaten çok yüksek. Bir gözden de yüksek. Ne kadar şu an gençte, ne kadar suyun faturası, suyun tonu? Şu anda yaklaşık olarak 7,5 liranın üzerinde ortalama ve gerçekten çok yüksek bir fiyat. Biz şimdi ne yapabiliriz? Biz benim göreve başladıktan sonra gerekli fizibilite raporlarımızı, oradaki girdi çıktılarını da hesapladıktan sonra mutlaka bunun indirimine gideceğim. İndirim miktarında oradaki çıkartacağımız maliyet nispetinde biz kar amacını gütmeyeceğiz. Belediye ticaret alanı değildir. Su gelirleriyle belediye zengin olmaz, belediye hizmet edemez. Su vatandaşın temel hakkıdır. Su ile vatandaşı terbiye edemezsiniz. Ekmekle terbiye edemezsiniz. Bunlar temel olmazsa olmaz hakları. Onun bir de şunu da yapacağız. O bölgelerde çok kişi gördüm. Dar gelirli vatandaşımız, geliri çok çok az olan, sadece hayat mücadelesini veren vatandaşlarımız vardır. Belli bir indirim yaptıktan sonra o vatandaşlarımız da tarafsız bir heyet kurulacak. Onlar tamamen tespit edilecek. Gerek su fiyatlarında, diğer alanlarda, belediyenin sosyal alanlarında onlara yardım edecek. Gıda konusunda, eğitim konusunda. Onlara suyu ücretsiz yapın evet. Başkanım. Ya buradan size bir söz şimdi alalım. Suyu ücretsiz yapmak evet. İsrafa yol açar. Belli bir fiyatın doğru. Olması gerekiyor. Doğru. Çünkü insan beşerdir, şaşabiliyor. Doğru. Onun için belirli bir miktarı ortaya koymak lazım. Onlara da en az %50 iskonto yapacak şekilde. %75 yapın bunu başkanım. Buradan İnşallah. Sözü alalım. %75 İnşallah. Yapın onlara. Onu da Allah'ın izniyle o şekilde o vatandaşlarımızın evet. Ödeyeceği şekilde evet. Onlara dar gelirli vatandaşlarımıza da ayrı bir ücret uygulanacaktır. Evet. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz başkanım. Sürçülisan ettiysek affola sevgili izleyicilerimiz. Bu haftaki konuğumuz Bingöl'ün Genç İlçesi Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan Adayı Yüksek İnşaat Mühendisi Kemal Tartar Bey'di. Genç için ne diyorlar ona? Çılgın projeleri var. Projeleri zaten şu an arka platformda izliyorsunuzdur siz de. Projelerin açıklamasını yaptı. Umarım mutmain olmuşsunuzdur. 31 Mart seçimlerinin tekrar ülkemize, milletimize ve memleketimize hayırlara vesile olmasını diler. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Söylemek istediğiniz son bir söz var mı? Kemal evet. Buyurun. Ben genç halkımıza şunu söylemek isterim ki 31 Mart sabahında mutlaka halkımızın sandık başlarına gitmesi gerekiyor. Ve bir oydan bir şey çıkmaz diye asla öyle bir düşünceye kapılmamız gerekiyor. Gençler sizlere sesleniyorum. Çok kıymetli bayanlarımız sizlere sesleniyorum. Yarınlarımız için, çocuklarımızın geleceği için, halkımızın geleceği için, ilçemizin geleceği için mutlaka sandık başına gidiniz. Ve oyunuzu bu kardeşiniz için, partimiz için, geleceğimiz için, halkımız için kullanın. Şunu biliniz ki bizler bir sevda ile yola çıktık. Niyetimiz halistir. Asla ve asla kötü bir niyetimiz yoktur. Kadromuza bakınız. Yapabileceklerimiz, projelerimizi iyi inceleyiniz. Ve diğerleriyle karşılaştırınız. Bizi bir kefeye koyun, diğerlerini de bir kefeye koyun. Hangisi ağır basıyorsa, hangisi size mantıklı geliyorsa, hangisi sizin vicdanınızda yönelik ise o konuda o şekilde kararınızı veriniz. Ve ahlaklı bir belediyecilik için, şatafata son vermek için, israfa son vermek için, artık bilimsel çalışmalar yapmak için, halkımızın huzur ve saadeti için, şeffaf bir belediyecilik için
Oyunuzu Refah Partisi'ne veriniz. Ve bunu mutlaka yapınız ki yarınımızla sizlerle birlikte güven içerisinde bu yola çıkalım. Çıtayı yükseltelim. Yarın keşkeler olmasın diye, yarın ah vah etmemek için, dizlerimizi dövmemek için bir değişime birlikte katılalım. Bu büyük değişimi birlikte gerçekleştirelim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sayın Başkanım, programımıza katılım gösterdiğiniz için tekrar size teşekkür ediyorum. Evet sevgili Mazi TV izleyicileri, bu haftaki konuğumuz Bingöl Genç İlçesi Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan Adayı Yüksek İnşaat Mühendisi Sayın Kemal Tartar Bey'di. Kendisine programa katılımları için teşekkür ettik. Kendisi şu an arka platformda, ekibi şu an kendisini bekliyor. Çalışmaya gidecekler zamanca. O yüzden süremiz kısıtlıydı. Belki daha soracağımız sorular vardı. Sizin merak ettiğiniz sorular vardı. İnşallah belediye başkanı olarak seçildikten sonra tekrar kendisini programa alırız. Bu sefer gerçekleştirmesine söz verdiği projeler üzerine konuşuruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi akşamlar, hayırlı Ramazanlar diliyoruz. İnşallah. 31 Mart seçimlerinin ülkemize, milletimize ve memleketimize hayırlara vesile olmasını diliyor. Tekrar hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Ben de Mazi TV'ye teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok var teşekkürler. Olun.